Sevgili izleyiciler, Arka Bahçe'nin bu son bölümünde Melbourne'dayız. Ve Üstad Neşet Ertaş'ın deyimiyle Şirin Kırşehirliler geçtiğimiz günlerde Avustralya'da bir dernek kurdular. Ve bu derneği de Melbourne'da düzenlemiş olduğu bir piknikle tüm dünyaya, tüm Avustralya'ya duyurdular. Ben oradaki görüntülerle kendimi adeta Kırşehir'de zannettim. Acaba bu duyguyu size aktarabilecek miyiz? İzliyoruz. Değer hemşerilerim, biz Kırşehirler, Avustralya Kırşehirler Kültür ve Dayanışma Derneği olarak bir ay önce kurulduk. Bu ilk bizim resmi etkinliğimiz oluyor. Bizlerin amacı birlik ve beraberliğimizi devamını sağlamak, kültürümüzü Avustralya'da yaşamak ve yaşatmaktır. Efendim, Kırşehirliler iyi dileklerle derneklerinin kuruluşunu açıkladılar. Bugün burada, bu pazar günü Melbourne'da, tabii davet sonucu burada olan belediye meclisi üyelerimiz de var, Hün Belediyesi'nden. Adem Atmaca ve Burhan Yiğit bugün burayı teşrif ettiler. Bir noktada bir destek göstermiş oldular. Şimdi kendilerinden dinleyelim. Bugün niçin buradalar? Önce Adem Bey'den başlayalım. Sayın Atmaca, niçin buradasınız? Burada bugün Kırşehirlerin ilk faaliyet olarak bir dernek olarak toplanmalarına davet ettiler. Ben de tabii her toplumun her yerinden olduğu gibi onlara da geldim ve bir hayırlı olsun demek istedim. Ve aynı Kırşehir'in tatlı pekmezi ve cevizi gibi tatlı insanlarını da görüşüp de beraber yemek yiyip burada sohbet etmek. Bir de sonradan müzik dinleyeceğiz galiba. Onun için çok güzel bir olay ve orada bulundum ki toplumun içinde birlik beraberliği sağlamak için. Bu arada işler nasıl gidiyor belediyede? Yakalamışken soralım. İşler seçimden sonra bir tatil yaptık bildiğiniz gibi. Ve birinci ay sonra da bayağı bir hızla çalışmaya başladık. Ve şu anda yani 100 km hızıyla devam ediyor işler. Şimdi bildiğim kadarıyla 5 belediye meclis üyesi var. Türkiye'li toplumdan, Türk toplumundan, Avustralya'daki belediyeler. Bu çok ciddi bir sayı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Melbourne'da şükür olsun bugün 5 tane belediye meclis üyemiz var. Bunu geçen sayı olarak bir tane ekledik. Onun için inanıyorum ki bugün de bir toplantımız vardı o konuda. Ve inanıyorum ki ileride bunu daha da çoğaltmaya düşüncemiz var. Ve aynı zamanda Sydney'deki arkadaşlarımla beraber de itibartdayım Sayın İzzet Bey'le. Ve Sydney'de de biz destek olup da orada da aynı Melbourne'da gibi istiyoruz ki inşallah onlar da 5 tane çıkartsın artık. Çok teşekkür ediyorum. Burhan Bey'le devam edeyim. Burhan Bey, tekrar merhaba. Uzun bir ara verdik. Evet. Önce kutluyorum. Çünkü seçildikten sonra ilk kez görüşüyoruz. Evet. Bir değerlendirme alayım bu konuda. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugünkü konu hakkında tabii ki yeni bir kuruluşumuz kuruldu. Faaliyetlere başladı. Bizim açımızdan Türk toplumunu iyi gösteren her türlü faaliyetlerin yanındayız. Her zaman böyle yerlerde bulunmakta kıvanç duyuyoruz tabii ki. Desteklediğimiz muhakkaktır. Toplumumuzun değişik bölgelerinde, yörelerinden bize, yörelerimize usullerine yaşamak, yaşatmak bizim için gerçekten gönüllerimize olan şeydir. Hangi bölgeden olursa olsun ama bugün Kırşehirlilerin tabii ki. Bunlar da bugün yaşayacağız. Beraber birlikte toplumumuzla beraber yaşayacağız tabii ki. Peki hemşericilik bu konuda Avustralya'nın çok kültürlük yapısına, entegrasyona veya verilen bu konudaki mesajlara, deklarasyonlara herhangi bir şekilde ters düşüyor mu? Yani Denizliler, Kırşehirliler, Adanalılar, bu tip dernekler toplumu bölen yoksa toplumu birleştiren özellikler mi? Bu konuda bir belediyeci olarak nasıl görüyorsunuz ve Avustralyalılar bu konuyu nasıl görüyorlar? Tabii ki çok kültürlük nesnesine kesinlikle aykırı olan bir olay değil. Çünkü çok kültürlük denen de herkes kendi kültürünü, inancını, dinini vesaire bu şekilde yaşayıp yaşatmaya serbest olduğu bir ortamdır.
Bu tabii ki Türkiye'mizin de mozaiğini de yaşatmaya müsait olduğu için Türkiye'mize tabii ki tek bir yöre değil, değişik değişik yörelerinden meydana gelen çok kültürlü bir yapı esasında. Dolayısıyla bunların da yani Türkiye'nin de yörelerinin özelliklerini, güzelliklerini ayrı ayrı görmek tabii bizim için açımızdan çok kültürlü manasını tamamen özünü yaşatıyor yani esasında. Dolayısıyla tabii ki meşru bir hareket, meşru bir olay olduğu için biz her zaman yanında oluruz. Siz nerelisiniz? Biz Samsunluyuz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Anadolu'nun özgün sesi davul ve zurna arz-ı endam eyledi. Tabii böyle bir günde davul zurna olmazsa olmuyor. Evet tabii herkes de toplandı başına. Eğlence başladı. Kırşehirliler de herhalde mutlu değil mi bu görüntülerden? Evet. Sizi tanıyalım. Ben Hasan Aldemir. Çiçekdağ Kırşehirliyim. İşte bugün gördüğünüz gibi burada Kırşehirlilerin festivali var. Ondan sonra yani iyi oldu. Memnunsun yani hayatından. Memnunuz. Kültür ve dayanışma derneği. Sizin de iş adamısınız. Beraber soracağım iki kardeş ikinize de. Kırşehirli Derneği'ne destek oluyorsunuz elbette değil mi? Oluyoruz tabii. Geri geldi de sponsor oluyoruz. Geri geldi de maddi manevi destekle katkıda bulunuyoruz. Evet seninle devam edeyim. Ne diyorsun? Bugünkü duygularını alayım önce. Vallahi çok güzel bir şey. Yıllardan beri özlemi çektiğimiz bir konuydu bu. Sağ olsunlar başlattılar. İnşallah devamı gelir. Bizler de elimizden geldiği kadar maddi manevi her konuda destek olmak için buradayız. Köfteler pişiyor. Köfteler az önce biz de köfte hakkımızı kullandık. Şimdi de nasıl pişiyor? Evet kolay gelsin ya. Sağ ol. Şimdi siz de Kırşehirli misiniz? Beyim Kırşehirli, babam Cemeleli. Siz nereden gelin geldiniz? Ben doğum büyüğü Avustralya'yım. Avustralyalısınız. Evet. Avustralya'dan Kırşehir'e gelin gitmediniz de Kırşehirliler buraya geldi. Hayır, Kırşehir'e gelin gittim. Gelin gittim. Peki. Evet. Ama Avustralyalısın. Evet. Güzel, hoş bir evet durum oldu. Neler hissediyorsun? Yani eşinizin bugün için herhalde güzel duyguları var. Siz onu paylaşıyor musunuz? Evet, çok iyi paylaşıyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz. Hani Türkiye'ye daha yeni geldik. 6 ay oldu. Kırşehir'de de kaldık. Hani güzel bir yer. Evet. Siz de Kırşehirli misiniz? Kırşehirliyim ben. Evet. Ne yaptı? Peki buraya gelin mi geldin? Nasıl oldu? Bir öyküyü alalım. Gelin geldim sayılır. Eşim daha önce buradaymıştı. Kaç yıldır buradasın? 11 yıldır buradayım. Böyle bir şey ne diyorsunuz Kırşehirli'nin bir yer? Çok hoşuma gitti. Çok memnunum böyle bir şey. Çünkü Kırşehirliler adına hani güzel bir başlangıç. Çok güzel geçiyor. Çok memnunum yani. Saz çalan var mı ailede? Yok maalesef. Eşim çok hevesli ama bir türlü beceremedi. Belki ileride. İnşallah. Kısmetim. Bu nedir? Saç kavurma. Saç kavurma ama burada normal parkın bağırı gibi. Maalesef saçımız orada aslında o tarafta var ama hepsini almadığı için çok olduğu için hep birazını buraya böldük çabuk olsun diye. Evet, ne zaman hazır olur? 15-20 dakika sonra hazır olur. Benim bir elim değsin ya. Hadi. Ben çok anlarım bu işlerden. He. Şöyle sevgili izleyiciler görüyorsunuz. Yani evet gönüller bir olsun değil mi efendim? Yemek yiyenler bu arada sohbet edenler müzik dinleyenler sizi tanıyalım. Benim ismim Necmi Elatlı. Ne yapıyorsunuz Necmi burada? Abi 20 sene oldu Avustralya'ya gelelim. Şimdi cam işlerine uğraşıyorum. Topluma bir hizmet. Benim cam kırıldı gelir misin? Evet 24 saat. Adım Metin. Metin. Türkçe ile aran nasıl evde? Türkçe mi konuşuluyor İngilizce mi daha ziyade? Türkçe. Ben Türkiye'den zaten daha yeni geldim. İngilizce bilmiyorum. Damardan yakaladık. Peki Metin sen ne diyorsun böyle bir güne katılmak? Hakikaten senin için bir şeyler ifade ediyor mu? Sen bugün keyif alıyor musun burada olmaktan? Evet. Kırşehir halkını daha iyi tanımış oluyoruz burada. Güzel. Kırşehir'den mi geldin sen? Evet. Şehirden mi yoksa orada kasabalardan? İlçesinden, Boztepe. Boztepe'den geldin. Peki. Saz çalmayı düşünüyor musun? Saz çalmayı istiyorum. Ama şu anda çalmasını bilmiyorum. Ellerine bakabilir miyim? Efendim, Metin'in ellerini yakından alıyoruz. Belki bu eller hafif nasır tutmuş. İnşaatta mı çalıştı baban? Yok. Çalıştırmıyor. Bu eller belki saz çalacak. Ama
Eğitimine de devam edecek değil mi? Burada evet. Okuyacaksın değil mi? Evet. Batuhan. Batuhan. Collingwood. Futbol. Ya sen oynuyor musun rugby falan? Oynuyorum. Şey, EFL. EFL oynuyorum. EFL oynuyorsun. Evet. Ama ayak bizim bildiğimiz futbolda oynuyor musun? Ha efendim? Bizim bildiğimiz futboldan da oynuyor musun? Yok. EFL'cisin sen. EFL oynuyorum ama azıcık soka oynuyorum. Ne oynuyorsun? Soka. Soka da oynuyorsun. Peki. Batuhan, bugün burada bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Eğlence mi? Eğlence var. Kırşehirli misin sen de? Evet. Ama Avustralyalısın benim bildiğim. Hem Kırşehirli hem Avustralyalı. Olabilir mi? Olur. Olur. Kırşehirli bir Avustralyalı. Olamaz mı? Olur. Evet, Batuhan karar verdi. Kırşehirli bir Avustralyalı. Abi senin adın ne? Aşır. Aşkın. Ya ne güzel isimler buluyorsunuz böyle ya. Anneler babalar iyi çalışmış. Aşkın, bugün ne oluyor burada? Eğlenceli. Eğlence oluyor. Sen burada mı doğdun? Evet. Evet. Avustralya'da doğdum. Kırşehirli misin aynı zamanda? Evet, Kırşehirliyim. Efendim gördünüz mü? Kırşehirlilik Avustralya'da doğmuş bir çocuğun ruhunda var. Yani çocuk hem Kırşehirli hem Avustralyalı olamaz mı? Bal gibi olur. Efendim çocuklar etrafımızı sardı. Seninle konuşmadık. Evet seni tanıyalım. Hale. Hale. Ne oldu bu? Bu hali anlat bakalım bize. Ne oluyor burada? Parti yapıyoruz. Parti. Sen eğleniyor musun? Oynayacağım mı sonra? Oynayacaklar birazdan. Oynayacak mı? Öyle. Evet. Biliyor musun oynamasını? Çok güzel. Senin adın ne? Ramazan. Ramazan. Sen biraz büyüksün ya. Gel bakayım şöyle. Büyük. Ramazan bize anlat bakalım bugün ne oluyor ya. Bugün parti var. Parti var. Evet. Kırşehirliler bir aramıyor. Sen de Kırşehirli misin? Evet ben Kırşehirli. Baban Kırşehirli diye mi sen Kırşehirlisin? Evet. Öyle mi olur? Olur. Avustralya'da mı doğdun? Evet, doğru. Ama Kırşehirliyim. Evde Kırşehir'in resmi var mı? Var. Duvarda mı asılı? Evet, duvarda asılı. Vay be. Sen gittin mi hiç? Evet, gittim. Beğendin mi oraları? Çok beğendim. Efendim, şimdi de halay başladı. Davul zurna, ardından da halay. Kültürü yaşatıyor insanlar işte, böyle güzel bir piknikte. Allah'tan seni yaksın, Allah da seni yaksın, bir kefer, bir kefer, aldım beni, aldım. Oldun mu 40 yaşında? 70 yaşındayım. Ya bendeki de şu tahmin zayıflığına bak hele ya. Maşallah maşallah, kimseye deme onu. İsmini alayım. İsmim Vahide. Vahide Hanım, övünmek gibi olsun, Kırşehirli gibiyiz değil mi? Kırşehirli, tem yerlisi, Kırşehir, Kamandepe köyündeni. Evet. Soruyorum herkese, ailede saz çalan var mı? Böyle bozlak okuyan var mı? Vallahi yeni işte iki ders mi oldu, işte ders mi oldu? Biri oğlan, biri kız torunum gidiyorlar saz çalmaya. He. Ben de çok memnunum. Kırşehir zatı sazı çalar, davulu çalar. Memleketimiz. Ne diyorsun bugün böyle hep beraber olmaya? Burada güzel bir şeyler yaşanıyor. Oo, çok güzel bir şey. Bunu baş tutanlar, şey edenler, Allah razı olsun. Çok memnunum. Havamız da güzel. Kırşehirleri tanımak da çok iyi. Ne kadar Kırşehirli var biliyor musun? Hiç de bilmiyorum. Ben geleli 25 sene oldu. Bir iki ailemizi tanıyorum. Başka kimseyi tanımıyorum. Bunu tanımaya geldiydim. Tanıştın mı bari? Tanıştım ya, az daha devamını istiyorum. Bu az. Vizyon televizyonunda program yapmakta olan Arka Bahçe adlı programın sunucusu Sayın Erdin Günçe ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Kırşehirlilerin bu derneğinin düzenlemiş olduğu piknik festivaline. Hoş gördük. Çok güzel de oldu. Geldiğimizde çok sevinçliyiz. Çekim yaptınız. Oldukça faaliyetli bir durum geçti burada. Evet, evet. Protokolü çektiniz. Halkımızla halkımızdan görüntüleri aldınız. Sizin söylemek istediğiniz neler var? Tabii. Şimdi radyonuz aracılığıyla bu fırsatı da değerlendirip mesajı verelim. Mesaj şu. Bu dar dünyada yalnız değiliz. Sorumluluklarımız var. Ortaya koyacaklarımızı paylaşmak gibi doğal bir
refleksimiz var. Yani bunu yapmak durumundayız. Bu bizim insanlığımız. Bildiğimizi paylaşacağız. Neşemizi, hüznümüzü paylaşacağız. Bu dünyada yalnız değiliz. Sadece insanların kendi aralarında da paylaşması yetmiyor. Doğayla paylaşacağız. Bakın doğanın içindeyiz bugün. Ağaçların altındayız. Dikkatlice ateşler yakıyoruz. Yangınlardan yeni çıktık. Bunlar bizim hatamızdı. Şimdi insanların yüreğinde de bir yangın var. O da nedir? Yalnızlıktır. Yalnızlık Allah'a mahsus. O açıdan bugün burada birlikteyiz ve paylaşarak bildiklerimizi, olayları geliştirmeye, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden buna açık olmak lazım. Bugün bunun adı Kırşehirliler olur, yarın Adana'lı olur, öbür gün Avustralyalılar olur, öbür gün Dünyalılar Cemiyeti olur. Benim için hiç önemi yok. Ama ben bugün burada olmaktan memnunum. Güzelleri çoktur. Kendilerini daha önce getir. Efendim. Güzellerim kaşıkman görünür. Gülüm aman aman, gülüm aman aman efendim aman. Yanımda şu anda Yücel Erbaşı var. Yücel, sen Kırşehir'den yeni geldin. Biz seninle eski tanışıyoruz. Evet. Bize galiba oralardan bir haberlerin var. Önce neredensin? Evet. Biraz bana şöyle kendini anlat lütfen. Zaman zaman gerçi burada toplum radyomuz Üsküdar Radyosu'nda kendimizi tanıtmaya elimizden geldiği çalışıyoruz. Fakat sizlerin Vizyon Arka Bahçe programında biraz da kendimi tanıtmaya çalışayım. Ben Kırşehir Kaman'ın Çağırgan kasabasındanım. Geleli yaklaşık Avustralya 22 sene oldu. Bu Japonya ve Türkiye Kültür Bakanlığı'nın araştırmalarıyla diyelim, bilhassa bu işte daha uzman, daha bu işin projelerini ortaya çıkaran Japon Orta Doğu Kültür Merkezi bizim Çağırgan kasabasının girişinde Kalehöyük'te bir kazıntılara buluş yaptılar. Yaklaşık 16 seneden beri orada geçmişte, yani bundan yaklaşık milattan önce 1200 ve 1300 yıllarında bir medeniyetin, bir toplumun yaşadığının şeylerini bulmuşlar, ayak izlerini, yani oradaki çalışmaları. Ve o günden bugüne kadar o yöremizin insanlarıyla, başlarında hem kendi mühendislerimiz ve onların da kendi arkeolog mühendislerle birlikte kazı çalışmalar devam ediyor. Bu çıkan eserlerin bir kısmı hem Çağırgan kasabasında yapmış oldukları bir müzede, ayrıca da Kırşehir'deki bizim vilayetimizin müzesinde, bir de Japonya Orta Doğu ülkesinin, yani devletinin kendi müzesine şu anda saklanmaktadır. Yani o şeyi. Yani orada eserler Japonya'ya mı gidiyor? Müşterek kendi aralarında artık bir takım anlaşmalar var. O anlaşmalar nezdinde bu çalışmaları yapıyorlar. Gerçekten bu Japonların da bizim yöremize gelmesiyle birlikte orada bir canlılık bir şey gösterdi. Hem ekonomik yönde, hem oradaki bir kültürün hem Türkiye'ye hem dünyaya bir açılımı da oldu. Bu bizi o yörenin veya Anadolu'nun bir insanı olarak mutlu ediyor ve sevindiriyor. Böyle güzel bir çalışmanın halen şu anda devam etmekte. Yani Kırşehir'i çok, hepimiz... Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz, bize yardımcı olduğunuz, buraya gelmiş olduğunuz çalışmalardan dolayı. İşte gördüğünüz gibi biraz önce değerli başkanımızla ve yöneticilerle görüştünüz. İşte burada hep birlikte toplumla iç içe olarak, hem tanışarak, hem kaynaşarak kendi yöremizin veya Anadolu halkımızın kültürünü ve değerlerini burada bir arada yaşamaya çalışıyoruz. Doğru. Yaşatmaya da çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Bu da bizim gençliğe bir örnektir. Ben de teşekkür Sağ ederim. Sevgili izleyiciler, Anadolu'nun taşı toprağı tarihin izlerini taşıyor diyoruz. Doğru. Milattan önce 1300 yıllara varan, tabii çok daha geçmişe varan bu izleri yeni buluyoruz. Tabii bunları bulmak çok önemli. Bunları korumak daha da önemli. Geçmişte pek çok örneğini yaşadık. Bu eserler yurt dışına gidiyor idi. Umuyorum son zamanlarda bu belli bilinçlerle artık eserlerimize, yani tarihimize sahip çıkıyoruz. Kaman'da Yücel Bey'in verdiği örnek Anadolu'nun pek çok noktasında yaşanmakta.
Kırşehir'de son derece önemli merkezlerimizden biri. Efendim dileğimiz odur ki bozlaklarımız, pekmezimiz, üzümümüz ve Anadolu'daki tüm değerlerimiz Avustralya'da da bizi sarıp sarmalasın. Tabii bunu Avustralyalılara da paylaşabilelim. Bu anlamda kurulan derneklerin geniş kapsamlı çalışmaları bizim için çok önemli. Onları izleyeceğiz. Sevgili izleyiciler bu haftalık da bu kadar efendim. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla karşınızda olabilmeyi umarak her şey gönlünüzce olsun diyorum. Esen kalın.